Evet. İyi akşamlar. Öncelikle şöyle başlayayım. Trabzonspor'la Kayserispor arasındaki ilişki bizim için çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz. Daha önce birbirlerini kardeş takım ilan etmiş iki kulübün ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi bizim için çok önemli. O yüzden bugün kupa maçından kalan bazı tepkiler olmuş olabilir ama bunu ne tüm şehre ne de Trabzonspor'la ilişkilerimize zarar verecek yerlere çekmemek gerektiğini düşünüyorum. Hemen bizim sağ dışından sağ içine, sağ içinden de sağ dışına reaksiyonlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz kıvamında hareket etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Maça gelecek olursak öncelikle şunu söyleyeyim. Trabzonspor geçtiğimiz senenin şampiyonu. Çok iyi bir teknik ekibi var. Saygı duyduğumuz bir teknik ekip vardı karşımızda bugün. Çok da iyi maç oldu. Mücadeleci, çekişmeli, zevkli bir karşılaşma oldu. Şunu söylemek istiyorum. Biz zaten Kayseri şehri olarak büyük zorluklarla mücadele ediyoruz. Boğuşuyoruz diyeyim hatta. Transfer tahtamız kapalı biliyorsunuz. Değerli yönetimimiz maddi açıdan oyuncuları rahat ettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama bir sıkıntımız var. Bunlar halledilir. Onun dışında saha içinde biz çok çalışıyoruz oyuncularımızla beraber. Çok tekrar yapıyoruz, çok çalışıyoruz, çok mücadele ediyoruz, çok kafa yoruyoruz. Sahanın içinde kalmak istiyoruz. Ama bizim mücadelemizin karşılığında hakem yok. Biz hakemlere karşı mücadele etmek istemiyoruz. Veya hakemlere karşı kazanmak gibi bir şansımızın olmadığını da biliyoruz. Ben bugüne kadar yani 3. senelik teknik direktörlük hayatımda hiç hakemlerle ilgili konuşmadım. Ama bugün Onur'un pozisyonunda önce bir kolundan çekilip sendeleniyor. Arkasından ensesine darbe yiyor. Ve ondan sonra ayakta kalmış olmasına rağmen iyi niyetiyle topu kazandığı bir sırada aleyhimize penaltı veriliyor. Ben flash'ta da söyledim. Ümit Hoca'yı çok takdir ettiğimi, beğendiğimi söyleyemem. Belki o da benim için aynı şeyi söyleyebilir. Bu benim özgür iradem, özgür fikrim. Ama hata yapabilir, sahanın içinde gözden kaçırabilir ki görmedi zaten bu pozisyonu, penaltı olarak değerlendirmedi. Ben bu kadar bilimin ve teknolojinin içine, işin içine girmiş olduğu yerde yapılan hatayı çok olumlu karşılayamıyorum. Orada televizyondan izlenen, defalarca tekrar edilen, durdurulan, öne sarılan pozisyonda hata yapılmasını çok anlamlandıramıyorum. Bunların olmaması gerektiğini düşünüyorum. İnsanın sahanın içindeki hakem hata yapabilir. Bunlar daha önce başımıza geldi ki hiç konuşmadık. Ve işin sonunda ben liyakatten yanayım. Nasıl biz hata yaptığımız zaman geçtiğimiz dönemde işimizden oluyoruz. Liyakatin her yerde geçerli olması gerektiğini düşünüyorum. Oyun olarak da daha iyisi her zaman var bizim için. Oyuncularımıza hep bunu söylüyoruz. İlk yarı bir iki tane pozisyon verdik ama Trabzonspor riski aldıktan sonra aslında oyun tam da bize dönmüştü. İşte bir karar anı, bir an, oynanan bir an bizi maçı beraberliğe getirdi. Ondan sonra da kendi yapmış olduğumuz hatadan dolayı 2-1 maçı kaybettik. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımla tekrardan gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Çok iyi mücadele ettik. İyi oynadık. Daha iyisini de oynayabilirdik. Seyircimiz bugün muhteşemdi. Bizi çok iyi desteklediler. Her zaman sonunda söyleyeceğim şu. Trabzonspor'la Kayserispor arasındaki ilişki bizim için önemli. Bunun bozulmaması için zaten sahanın içinde gerekli müdahaleleri kendimizce yapmaya çalıştık. Ama dediğim gibi sahanın dışından içine, içinden de dışına reaksiyonlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Soru varsa alabiliriz. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.